Bayramiç'te yaklaşık 150 bin ton civarında bir elma üretilmektedir. Neden Bayramiç elması? Bayramiç elmasının sebebi şu: Alplerden sonra Kazdağların en fazla oksijen deposuna sahip olması, floranın gece ve gündüz sıcaklığının farklı olması, diğer bölgelere göre hasatın biraz daha geç olması bu otomatikman nefasetini yapıyor. Neden Bayramiç elması? Kazdağlarında endemik bitkilerin floralarıyla geliştiği için. Biliyorsunuz binlerce çeşit endemik bitki var. Bunun sürüntüleriyle, rüzgar esintisiyle ve şeyiyle bir sürü yan etkileri var. Yani açıkçası Bayramiç elması bölgemizde aranan bir elmadır. İnce kabukludur, nefaseti hoştur. Tüketici devamlı yediği zaman ve ürettiği zaman aramaktadır Bayramiç elmasını. Tüketici de memnun olmalı, üretici de memnun olmalı. Ama son zamanlarda genel ana sorun şu: tüketici de memnun değil, üretici de memnun değil tarım ürünlerinde. Mesele aracıların insanları çok yorması. Yani devletimizin bir an önce bu aracılık sistemine bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bu bir tek elmada değil. Nektarinde de böyle. Bugün bakın, nektarinde burada 3 lirayla 5 lira arası bir fiyatlarda geziyor. Bugün İstanbul'da kıyı semtte bir manavda 15 TL nektarın kilosu. Tüketici bunu nasıl alıp yiyebilecek? Aynı üründe Bayramiç elması 13 TL. Bizim burada 2 lirayla 1,5 lira arası veya 2,50 arasında gezmektedir. Yani bu bir çelişki bence. Benim dikkat çekmek istediğim konu, üreticinin ürettiğinde memnun fakat kazanamıyor. Yani piyasa şartlarına göre. Tüketici de pahalılıktan yiyemiyor. Sonuçta ezilen kesim hem tüketici hem üretici oluyor. Bunun ara unsurları ortadan kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yılki fiyatlar 1,50'den başlayıp 2,50'lere kadar gidiyor. Tabii bu da bu rakamlarda olursa tonajda yaptıktan sonra kazanmamak imkansız. Bizim elmayı tüketmekte bir sorun yok. Elmamız işte dediğim gibi metropol kentlerde bir söz sahibi, gözde ve ürünlerimizin bir katma değeri var. Yani bir değerli ürün ama bizim İç Anadolu tarafında açılmamız gerekiyor. 150 bin ton elma daha da arttırılabilir. Tabii biz bunları resmi kayıtlara göre söylüyoruz. Biz bir meyvacı bir ilçeyiz ve her geçen gün meyvacılık biraz daha ön plana gitmekte. Meselenin en büyük özü üreticinin para kazanmasıdır. Başka bir etken yoktur. Üretmek için bir sorun yok. Yani insanlar bir nefes alabildi. Geçen sene 80 kuruştan 1,50'lere kadar geçen bir fiyat vardı. Bu sene 1,50'den başlayıp 2,50'ye kadar giden var.